Efendim mutlu akşamlar. Dost TV stüdyolarından hepinize merhabalar. Allah'ın rahmeti, bereketi ve mağfireti bizimle birlikte olan, bizi izlemeye değer bulan ve hanelerine kabul eden bütün kardeşlerimizin üzerine olsun. Merak ettiklerimiz programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bilindiği üzere yayınımız süresince inşallah sizlerin merak edilen dini içerikli sorularını cevaplandırmaya çalışıyoruz. Hemen bizlere ulaşıp sorularınızı iletmek için telefon numaralarımızı hatırlatmakla başlayalım yayınımıza. 0312 alan koduyla 341-2040 nolu telefon numarası üzerinden yayınımıza katılıp sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. Bizlerle Facebook üzerinden bağlantı kurup sosyal medya vasıtasıyla sorularını, istek ve görüşlerini iletmek isteyen dostlarımız facebook.com/merakdost adresini kullanabilirler. Son olarak e-posta adresimizi hatırlatalım. Merak ettiklerimiz @dosttv.com. Bu adres üzerinden de bizlere mail vasıtasıyla sorularınızı, programımızla alakalı istek ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. Sevgili dostlar, bugün sizlerin merak edilen dini içerikli sorularını cevaplandırmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşavirlerinden değerli hocam Mehmet Keskin Beyefendi ile birlikteyiz. Muhterem hocam hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Sağ olun. Getirdiniz. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak razı olduğu kullarından eylesin. Amin inşallah. Cümlemizi. Efendim hemen başlayalım. İzleyicimiz sizlere selamlarını iletmişler. Diyorlar ki biz yurt dışında yaşıyoruz. Türkiye'de euro veya dolar altın yükselmesi veya düşmesi durumunda kar amaçlı alım satım yapıldığında bunun durumu haram mıdır helal midir demişler. Bu konuda bizlere bir malumat verirseniz seviniriz diye de not etmişler hocam. Yani kar amacıyla altın alıp satmak, döviz alıp satmakta hiçbir sakınca yok. Evet. Yeter ki kurallarına uygun olarak yapılsın. Ne demek kuralları? Şu, mesela siz dolar satıyorsunuz birisine, karşılığında Türk parası alacaksanız, ikinizin de o paraları karşılıklı olarak anında teslim etmeniz ve teslim almanız şarttır. Veresiye yani yok ben yani. Size doları şimdi vereyim, siz parasını sonra verirsiniz olmaz. Veya siz parayı verin bana, karşılığındaki doları ben size iki gün sonra vereyim veya bir saat sonra vereyim. Yine olmaz. Anında ikisi elden ele yani karşılıklı teslim edilecek, teslim alınacak. Bu şartla yapılırsa tabii ki döviz alıp satmakta hiçbir sakınca yok. Efendim bu kumara benziyor. Kurlar aniden yükseliyor, aniden düşüyor. Evet. O önemli değil. O sizin yaptığınız bir şey değil ki o. Yani kurlarla oynamak şahısların elindeki bir şey değil. O devletin veya hatta piyasanın şartları onu o hale getiriyorsa yine de bu döviz alım satımına, altın alım satımına engel olmaz. Evet. Yani dinen bunda hiçbir sakınca yok. Altında bir de satış taksitli olmuyordu değil mi hocam? Yine aslında vadeli söylediğinizde olmaz. Aynı şey aslında. Altın vadeli satılmaz, döviz vadeli satılmaz, taksitle satılmaz. Ama Din İşleri Yüksek Kurulu'nun şöyle bir fetvası var. Kredi kartıyla tek çekimlik olursa altın veya işte döviz aynı şey. Evet. Alınabilir, satılabilir. Evet. Tek çekimlik olursa. Pekala efendim, teşekkür ederiz. İzleyicimiz selamlarını iletmişler. Bursa'dan Elif Gül Hanım. Eşim bankadan para çekmişti. Eşimin haberi var mıydı bilmiyorum ama ferdi kaza sigortası yapılmış. Eşim bir iş kazası sonucu vefat etti. Banka bize bu kaza sonucunda vefat olduğu için çocuklar ve bana tazminat ödedi. Bu parayı kullanmamız caiz midir demişler. Kendileri daha önce prim yatırmışlar, eşleri yani vefat eden eşi Allah rahmet etsin. Yani şey de olabilir yatırmış. Hocam, sanırım burada bankadan para çekmişti derken kredi çekenlere hayat sigortası yapıyor ya banka, kendilerini biraz daha ödemeyi garanti altına almak için. Evet. Sanırım bu olay bu şekilde cereyan etmiş. Yani o zaman da mutlaka bir şey prim ödenmese zaten hayat yani, sigortası yani. Yapılmaz. Kişinin çeşitli risklere karşı kendini güvene almak, emniyete almak için sigorta yaptırması caiz. Evet. Ancak sigorta yaptığı şirketin helal yolda o primleri nemalandırması gerekiyor. Haram yollarla örneğin faizle ve haram ürünleri alıp satmakla meşgul oluyorsa, kazancını haram yollardan temin ediyorsa o şirketle alışveriş yapmak bir defa, ona iştirakçı olmak caiz değil. Ama bunun dışında sigorta yaptırmaya Din İşleri Yüksek Kurulu caiz diye fetva vermiştir. Dolayısıyla alınan evet. Parada da bir mahsur tabii yok. Tabii ki alabilirler. Evet. Evet, teşekkür ederiz. Muhterem hocam, günahkar müminler cehennemde ebedi kalacaklar mıdır demişler hocam.
şirk dışında bütün günahlar, cezalar çekildikten sonra kişi cehennemden çıkar. Yani hiç kimse ebedi olarak cehennemde kalmaz eğer şirk günahını işlememişse. Ve müminse. Tabii ki şirk dediğimiz yani işte Allah'a ortak koşmamışsa evet elbette ki mümindir kişi. Yani Hristiyan değil, Yahudi değil, Allah'a şirk koşan müşrik değilse mümin bir kişi günah işlemiş olabilir, keşke işlemese. Ama günah işlemişse, nefse esir olmuşsa, şeytan onu aldatmışsa, günah işlemişse o zaman ahirette Cenab-ı Allah dilerse onu affeder, dilerse cezasını çektirdikten sonra cehennemde onu cennete gönderir inşallah. Evet, inşallah Kıymet Hocam. Bir telefon bağlantımız var sevgili dostlar. Günün ilk telefon bağlantısı Van ilimizden. Semra Hanım telefon attığımızda. Alo. Alo, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar Semra Hanım, hoş geldiniz. Benim hocama bir sorum olacaktı. Buyurun. Benim babam 80 yaşında, 80'in üzeri. Maşallah. Yalnız bir özrü var, ameliyat sonrası böyle idrarını tutamama gibi bir problemi var. Evet. Babamın. Ve o yani her namaza şu anda abdest alıyor. Evet. Diyelim ki öğlen, ikindi, akşam. Yalnız biz şunu merak ediyoruz. Acaba alırken de zorlanıyor hani abdest alırken. Diyelim ki abdeste öğlen aldıysa onun o abdestle ikindi veya akşamı da kılabilir mi? Evet. Hani her öğüne ayrı abdest alırken zorlanıyor babam. Evet. Yöneltelim inşallah hocamıza. Her zaman bu kadar. Evet. Sıhhat diliyoruz efendim. Babanıza da şifalar diliyoruz Rabbimizden. Hayırlı akşamlar olsun inşallah. Evet buyurun hocam. Allah şifa versin babasına. Hanefi mezhebine, Şafii mezhebine, Hanbeli mezhebine göre özür sahibi bir kimse her vakit abdest almak mecburiyetindedir. Evet hocam. Yani o özür dışında başka sebeplerle de tabii gerekirse abdest alması lazım. Yani ama başka sebeplerle abdesti bozulmasa bile sırf o özürden dolayı her vakitte abdest alması şarttır. Ancak Maliki mezhebinin şöyle bir görüşü var. Yani kişi özür sahibi ise her vakitte abdest almak mecburiyetinde değildir. Ama o özür dışında başka bir sebeple abdesti bozulmuşsa tabii ki o abdestini tazelemesi lazım. Ama özürden dolayı her vakit abdesti tazelemesine Maliki mezhebine göre diyorum gerek yok. Ha kişi eğer yaşlı, zorlanıyorsa, kendisine yardım edecek bir kimse yoksa Maliki mezhebinin bu görüşünden istifade edebilir, ona göre hareket edebilir. Yani Maliki mezhebine göre özür sahibi kişi her vakitte abdest almak mecburiyetinde değildir. Evet, bu durumda Semra Hanım ve babası, bu görüşle amel edebilir. Evet, teşekkür ederiz hocam. İstanbul'a uzanıyoruz efendim. Ali Bey telefon attığımızda. Alo. Selamun aleyküm hocam. Ve aleyküm selam Ali Bey. Hoş geldiniz. Hocam nasılsınız? Elhamdülillah efendim. Sizler nasılsınız? Allah razı olsun. Hoca abimize de saygılar sunuyorum. Dualarınızı Allah bekliyoruz. Razı Allah razı olsun. Böyle bir program yaptığınız için ayrıca size teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz efendim. Bizi izlediğiniz için. Devamı da bekleriz inşallah. İnşallah. Çok güzel oluyor. İnşallah. Ben hacca gitmeyi düşünüyordum. 8 senedir yazıldım. Kur'an evet. Çıkmadı. Kasap olarak kasap kadrosuyla kasap kontajanıyla gitsem herhangi birinin hakkına girmiş oluyor muyum? Evet. Yöneltelim inşallah hocamıza. Bakalım ne cevap verecek. Sıhhat diliyoruz efendim. İnşallah niyetinizi de Rabbim en kısa zamanda gerçekleştirir. Hayırlı akşamlar olsun inşallah. Evet muhterem hocam. Buyurun. Şimdi kasap kontenjanından bazı şirketler vatandaşları hacca götürüyorlar. Ama o Suud hükümetine veya işte buradaki onların elçiliklerine yalan beyanda bulunuyorlar. Adam sadece hac etmek için gidiyor. Kasaplıkla alakası yok. Orada kasaplık falan da yapacağı da yok. Üstelik kasap o ara giden adama ücret vermesi lazım değil mi? Evet. Hayır, bu adamların kendileri o şirkete ücret ödüyorlar. Ama isimleri kasap. Suudi şirketin elçilikleri de ona göre kasap vizesi veriyorlar onlara veya işçi vizesi veriyorlar. Şimdi burada ortada bir yalan beyan var. Yalan da Müslümana yakışmaz. Şimdi yalan beyanla siz ibadet yapmaya giderseniz
bu ibadetiniz ibadet olsa bile geçerli olur ama günaha girersiniz. Ve siz de onların o şirketin yalan söylemesine çanak tutmuş oluyorsunuz. Evet. Ama gerçekten bir adam bu kontenjandan yararlanmak istiyorsa tamam gitsin. Orada da hiç değilse mezbahada kasaplara yardımcı olsun. Bir nevi yani kasaplık gibi, kasap çıraklığı gibi bir şeyler yapsın ki bu sözünün, beyanının doğruluğu tespit edilsin. Aksi halde hiç mezbahaya uğramadığı halde orada, kesim yerine uğramadığı, belki de tanımadığı halde yerini, adı kasap olarak oraya gidiyor ve bu yalan beyanla hac yapmış oluyor. Hac ibadettir. İnsan orada günahlardan arınmak için gidiyor değil mi? Bir günah daha işleyip gitmemek. Şimdi bir daha günah işleyerek yani. Gitmenin ne anlamı var? Yani. Bazıları şöyle de yapıyorlar. Mesela hacca gideyim de nasıl olursa olsun deyip bankadan parası yok gidip kredi çekiyorlar. Faizli kredi çekiyorlar. Hacca gidiyorlar. Faizli kredi çekiyorlar. Umre'ye gidiyorlar. Bu şey gibi hocam. Bir zamanlar bir güreşçi abimiz anlatmıştı. Evet. Hocam hacca gittim. Hacer-i Esved'i öpmek için çok kalabalıktı orası dedi. Bir bu taraftan vurdum, bir bu taraftan vurdum. Önümü aça aça gittim. Övünerek de anlatıyor. Övünerek de anlatıyordu. Yani bu bunun gibi. Hacın neden hac olduğunu da bilmediğimizden kaynaklanıyor belki. Yani o yapmamak sağa gerek. Sola ezerek, tartaklayarak efendim tabir caizse itip kakarak Hacer-i Esved'i öpmenin ne anlamı var? Hacer-i Esved'i öpmek tamam sünnettir ama insanlara mümini eziyet etmek haramdır. Hem de haramların, günahların büyüklerindendir. Müslümana eziyet etmek Cenab-ı Allah onu affeder mi hiç? Ama kaş yapalım derken Göz çıkartıyoruz. Bu doğru değil. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun inşallah. Efendim tekrar Van'a uzanıyoruz. Beyza Hanım telefon attığımızda. Alo. Alo, selamünaleyküm. Aleyküm selam. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben hocam da sorusu olmuş. Tabii ki, buyurun. Ben işte eşim şöyle konuştuk. Ben seninle bir daha olursam ben biraz özür dilerim Beyza Hanım. Tekrar sorunuzu tekrar eder misiniz? Senle bir daha alay etti, Allah'a razı olmadı ama yemin ediyorum ki bir daha seninle birlikte olursan şahit olabilirim. Şöyle yapalım. Evet. Arkadaşlarım rejiden sorduğunuzu alsınlar inşallah. Biz reklam ardından cevaplayalım. Çünkü sesinizi almakta güçlük çekiyorum. Sevgili yönetmenimden rica ediyorum. Soruyu bana reklam arası iletin inşallah. Biz kaldığımız yerden devam edelim muhterem hocam. Az önce abdest konusuna girmiştik, tam soracaktım bu soruyu. Yaradan sürekli kan vesaire şeyler akması halinde abdest ve namaz nasıl olmalıdır diye sormuşlar. İşte bu da özür sahibi bir insan. Bu durumdaki kişi sürekli de akıntı olsa, bu özür yaradan kan akması, irin akması veya affedersiniz idrarının, sidiğinin damla damla devam etmesi ya da aralıklı olarak gelmesi aynı hükme tabidir, özür sahibidir. Özür sahibi namaz vakti girdiğinde abdestini alır, kanama, sızıntı, akıntı devam etse bile bir dahaki namaz vaktine kadar o abdestle namazını kılar. Farzını kılar, sünnetlerini kılar. Hatta isterse nafile namazlar da kılar, kaza namazları da kılabilir o abdestle. Ne zamana kadar? Bir dahaki vakte kadar. Kanama görünürde devam etse bile bu abdestini bozmaz. Ama abdestini başka bir sebeple bozarsa o ayrı şey. O zaman abdesti tabii ki tazelenmesi gerekir. Ama sırf o özürdeki yaradan veya başka işte sızıntı, akıntı devam etse bile o tek abdest bir dahaki vakte kadar yeterlidir. Evet, teşekkür ederiz hocam. Hanefi mezhebine göre o abdestte dediğim gibi vaktin bitimine kadar dilediği kadar farz olsun, sünnet olsun, vacip olsun her namazı birden fazla namaz kılabilir. Şafii mezhebine göre ise sadece bir farz kılabilir, bir de dilediği kadar nafile kılabilir. İkinci bir farzı mesela kaza namazını o abdestle kılamaz. Kaza namazı kılmak istiyorsa bir daha abdest alması lazım. Çünkü o abdestle sadece bir farz namaz kılması mümkündür Şafii mezhebine. Evet, teşekkür ederiz hocam. Bir Facebook sorusu alalım inşallah. Osmaniye'den Mustafa Nacar beyefendi sizlere selamlarını iletmişler. Diyorlar ki
Bir kimse cuma namazını 3 kere terk etse, 3 kere üst üste kılmazsa durumu ne olur? Hocam cevaplayabilir mi demişler. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz men tereke selase cumuatin tehavunen tebaallahu ala kalbihi buyuruyor. Hı-hı. Ne demek? Bir kimse hafife alarak, önemsemeyerek peş peşe 3 cuma namazını terk ederse Allah onun kalbini mühürler. Yani her şeye, iyiliklere karşı onun kalbi kilitli hale gelir artık. Evet. Ölür yani, onun kalbi ölür. Manen o adamdan artık hayır gelmez. Bu o kişinin hanımı boş olur anlamına gelmez. Bu o kişinin dinden çıkmış olması anlamına gelmez. Ama tabii ki günaha girer. Allah'ın farz kıldığı önemli bir ibadeti siz önemsemeyerek, umursamayarak 3 defa yerine getirmezseniz tabii ki bunun bir karşılığı olacaktır. Bunun bedelini ödeyeceksiniz ahirette. Mutlaka bunun hesabı sorulacaktır size. Ama bu sebeple kişi, hani bazıları diyor ya, cuma namazını 3 defa dinden kılmayan çıkar derler, dinden mesela çıkar, hanımı boş olur falan, öyle bir şey söz konusu değil. Ama tabii ki hafife alınmayacak kadar büyük bir günah. Kalbin mühürlenmesi zaten hocam başı başına böyle bir çok felakettir. Büyük bir tehdit yani. Çok felakettir büyük bir yani. Felaket. Manen bir felakettir maalesef insan için. Evet. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun Allah inşallah. Korusun, evet. Efendim Erzurum'a uzanıyoruz. Elif Hanım telefon attığımızda. Alo. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Elif Hanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hocama bir sorum olacak. Hocam daha önce demiştim, Şafii mezhebine göre namaz esnasında ümmeyim, Fatiha-i Kerime'yi bir harf unutursak namaz bozuluyor demişti. Evet. Şimdi bende unutkanlık var. 6 yıldır iğne kullanıyorum. Evet. Ben namazımda zaten sürekli bir şaşırma var. Yani ne unutuyorum kaç esnaf kıldığımı. Peki ben bu durumda ne yapacağım? İlk sorum bu. Evet. İkinci sorumda namazda sürekli bana küfür geliyor yani. İçimden küfür geçiyor. Küfür. Ben bu küfür, evet, küfürlerden nasıl kurtulabilirim? Evet efendim, yöneltelim inşallah. Sıhhat diliyoruz sizlere de. Hayırlı akşamlar olsun inşallah. Evet muhterem hocam, unutkanlık hasıl olan bir insan Şafii mezhebine göre namazları nasıl kılmalı? Şafii mezhebine göre evet demiştik ki Fatiha'sız namaz olmaz. Evet. Hem de her rekatında Fatiha kılınacak ama bir harfini hatta eksik bırakırsa namaz geçerli değil Şafii mezhebine göre öyle. Evet hocam. Şimdi bu kardeşimiz rahatsızlığından, unutkanlık hastalığından bahsediyor. Bu kendisinin elinde olan bir şey değil. Her ne kadar Şafii mezhebine göre bu durumda namaz geçerli olmasa da Hanefi mezhebine göre bir insan Fatiha'nın çoğunu yani yarıdan fazlasını okursa namazı geçerlidir. Şimdi bu kardeşimiz için Hanefi mezhebinde bir kolaylık var. Onun için kendisi endişe etmesin. Allah'ın katında inşallah namazı geçerlidir. Hem bunu kasten de yapmıyor, bilerek de yapmıyor. Elinde olmayan bir afat-ı semavi dediğimiz yani insanın önleyemeyeceği bir hastalıktan, engelden ötürü bunu yapamıyor. Onun için namazı inşallah Allah katında kabul edilir. Kendisi bundan müsterih olsun. Evet. Endişe inşallah duymasın. Yine ikinci sorusu da namazla alakalı. Namazdaki genel manada vesvese diyelim biz buna isterseniz hocam. Evet. Yani küfür diye ayrı bir değerlendirme yapmamız gerekir mi? Yani insanın aklından her şey geçebilir namazda. Buna engel olmak öyle kolay kolay mümkün değildir. Hı-hı. Hepimizin başından benzer şeyler geçer. Namazdayken dünyevi bir şey aklımıza gelir, takılır, falan iş ne oldu, sonun ne olacak gibi şeyler zihnimizi meşgul eder. Ha bunun çaresi insan namaza dururken Allah'a sığınacak, kendini ibadete yoğunlaştırmaya çalışacak, Rabbinin huzurunda olduğu şuuruyla namaz kılmaya gayret edecek. Öyle yaparsa inşallah bu sıkıntılardan kurtulur ama dediğim gibi aklından geçirmemeye, düşünmemeye gayret etsin. İnşallah. Ama buna rağmen zihnine takılan bir şeyler olursa bu onun namazının geçerli olmasına engel olmaz. Hemen o düşünceden kendini sıyırmaya çalışsın.
Aklına gelince hemen tabii, kurtulmaya evet. çalışsın. İnşallah biz de şifa dileyelim. Efendim az önce Beyza Hanım Van'dan bizi aramıştı. Bir telefondaki aksaklık sebebiyle sorusunu alamamıştık. Rejiden arkadaşlarım şimdi bana ilettiler hocam. Onu okuyorum sizlere. Beyza Hanım'ın eşi şöyle bir şey söylemiş. Seninle bir daha ilişkiye girersem kafir olayım. Ve ilişkiye girersem 40 adak adıyorum vesaire gibi şeyler söylemiş. Ama sonuç olarak tekrar bir ilişki yaşamışlar. Bu durumda ne yapmaları gerekiyor? Eşinin durumu nedir? Tabii günaha girmiştir. Bu sözü söylemek doğru değil. Yani ben şunu yaparsam kafir olayım, şunu yaparsam Allah'ın dininden olmayayım gibi ifadeler cahil insanların kullandıkları bir ifade tarzıdır. Müslümana asla yakışmaz. Bundan dolayı tövbe istiğfar etmesi lazım. Bir daha bu lüzumsuz ifadeleri, çirkin ifadeleri kullanmayacağına dair pişman olduğunu Rabbine arz etmesi, tövbe istiğfar etmesi lazım. Adak adamışsa adağı da yerine getirecek yani. 40 tane. Ama şimdi şu var. Şafii mezhebine göre nezr-i lecac denilen bir tür adak var. Nedir nezr-i lecac? Yani inatlaşma adağı. İşte bir kişi ben şu işi yaparsam şöyle olsun şeklinde bir adakta bulunursa onu bozduğu zaman yani onun aksini yaptığı zaman ne yapması lazım? Efendim bir yemin kefareti ödemesi lazım. Evet. Nezrul kefaretun nezri kefaretul yemini hadis-i şeriftir. Yani adağın kefareti ama bu tür adağın kefareti. Sadece inatlaşma uğruna inatlaşma yapılan dediğimiz yani. Nezr-i lecacın kefareti yemin kefareti gibidir. Nedir işte yemin kefareti de belli zaten. Ya 10 fakiri doyuracak, ya 10 fakire elbise giydirecek ya da 3 gün oruç tutacak parası yoksa eğer. Bu sıralama bu şekilde değil mi hocam? Önce İt'amu aşereti mesakin, 10 fakiri doyurmak. Nedir 10 fakiri doyurmak? En azından asgari yani kişi fakir, yani ancak kendini geçindirebilecek, çoluk çocuğun nafakasını temin edebilecek asgari seviyede bir gelire sahip ise o kişi 10 fitre miktarı para verecek fakirlere. Evet. Nedir 10 fitre de? İşte 10,5 lira mıydı bu sene? Sanırım hocam. He, 105 lirayı en azından fakire verecek. Ama isterse her şey bunu yapmazsa 10 fakire işte birer gömlek veya birer pantolon. Aynı şeye tekabül ediyor hemen. Yani eğer parası yoksa o zaman فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ سَلَاسَتِ اَيَّامُ öyle direkt hemen 3 gün oruç tutayım demek değil. Bu parası yoksa 3 gün oruç tutacak. Yoksa öyle uyanıklık yapıp da eyvallah. Bedavadan işi kurtarayım demek o olmaz. Evet, genelde de öyle oluyor. Orada biraz hatamız var. O yüzden sordum. Önce yemek yedirmek, sonra giydirmek veya giydirmek. Sonra da eğer yoksa parası 3 gün oruç tutacak. Evet inşallah. Teşekkür ederiz hocam. Sevgili dostlar kısa bir reklam arası veriyoruz. Akabinde kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.